Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda benim için çok değerli bir isim konuğum, Türkcell CEO'su Ali Koç şu anda konuğumuz. Çok teşekkür ederim beni kırmadığınız için. Hoş bu geldiniz Antalya'ya. Davetiniz için de çok çok sağ olun. Çok önemli bir yerdeyiz. Antalya'da bir müstakil villanın içindeyiz. Bizi buraya getiren nokta evimizde internet ne kadar hızlı olursa olsun Wi-Fi'de istediğimiz hızı genelde alamıyoruz. Turkcell bu konuda gerçekten elini taşın altına koydu. Ne yaptı? Sizden dinlemek isterim. Evet, çok teşekkür ederim. Biz Teknofest'in en önemli paydaşlarından, ana paydaşlarından birisi olarak Turkcell bu sene akıllı Wi-Fi projesi ve yarışması gerçekleştiriyor Teknofest'te. Bugün burada da bir villada kiraladık ve bu öğrencilerimizle bu yarışmada yaptıkları algoritmaları denemeleri için beraber olduk. Bu projenin esas amacı biz kabloyla evin Kapısına kadar ne kadar hızlı internete getirirsek getirelim. Eve takmış olduğunuz kutu, Wi-Fi access point diyoruz. Biz Wi-Fi kutusu konumlanmasının çok önemli olduğunu hem gösterip hem de bunun nasıl optimize edileceğini buradaki genç üniversite arkadaşlarımızla bu yarışmayı yaparak bulmak istiyoruz bir optimizasyon problemi. Çünkü siz genelde bu kutuyu genelde sakladığınız bir yerlere oluyor, duvar arkasına koyuyorsunuz. Ama bir evden bir odadan bir odaya çekilebilmesi için o sinyallerin ulaşabilmesi için onların daha açık herkesin görebileceği yerlere konulması gerekiyor. Tabii bu genelde e, evlerdeki estetik anlayışından dolayı olabiliyor veya genelde elektrik kutularının içine koymamız oluyor. Bu kesinlikle ve elektrik kutularının içine koymamamız lazım çünkü onlar Faraday kafesi etkisi yaratıyor. Elektromanyetik sinyallerin duvarlardan geçebilme özelliği var, kapılardan geçebilme özelliği var ama şunu da lazım. Kapıları kapatırsanız çok büyük beton duvarlar olursa o sinyallerin bir odadan bir odaya gitmesi önüne geçilebiliyor ve bununla beraber hızlar da düşüyor. Ne kadar hızla fazla miktarda elektromanyetik dalga ve yüksek e, kuvvetli elektromanyetik dalga gelirse hızınız o kadar yüksek oluyor. Hepimizin nerede çocuğumuz benim odada çekmiyor baba diyor mesela. Çünkü niye duvarlar çok kalın. Onun için biz bu yarışmayla beraber kullanıcılarımıza tavsiyelerde bulmak istiyoruz. Çünkü bizim sorumluluğumuz kapıya kadar. Yani kapıya kadar en azından internet getirdikten sonra kullanıcımız kendi istediği kutuyu alabiliyor, kendi de istediği yere koyabiliyor. Ama en son durumda da biz biliyoruz ki o kullanıcının yaşayacağı hızı o Wi-Fi'nin konumu belirliyor. Doğru. Biz de o Wi-Fi'nin konumunu belirlemek için burada Teknofest'te bir yarışma gerçekleştirdik. Ve öğrencilerin hiç bilmediği, çünkü o eşit şartlarda yarışsınlar diye bir Antalya'da villa kiraladık. Bu 2-3 günde kiraladığımız villada da dedik ki bu villada şu noktaya en iyi kutuyu koyarsanız o kutu, bulduğunuz nokta en iyisi ise birinci olacaksınız dedik. Şimdi herkes değişik noktalarda testlerini yaptılar ve en iyi noktayı bulan arkadaşlar ve takımlar kaptı. ödülleri alacaklar. Çok önemli bir şey var burada. Birincisi aslında rakamları bence konuşmamız lazım. Ama en başta şunu söylediniz. Az önce biz burayı gezerken hep beraber. Dünyada ilk defa böyle bir şey yapılıyor dediniz. Bu bence çok değerli. Hem Teknofest'in gücünü gösteriyor. Hem de aslında benim yıllardır bir Teknofest katılımcısı olarak. Hem yayıncı hem vatandaş olarak. Çok böyle istediğim bir şey vardı. Bu sene o dönüşümde yaşanıyor anladığım kadarıyla. Normalde Teknofest'te biz daha konsept ya da doğrudan savunma sanayi ile alakalı şeyler görüyorduk. Hani son kullanıcıya yani en alt tabakadaki vatandaşa o teknolojilerin dokunması çok mümkün mümkün olmayabiliyordu. ama çok ilgi çekiyordu. Ama bundan sonra anladığım kadarıyla hem Türksel doğrudan Teknofest'e dahil olmuş. Yani bir paydaş olmuş. Aynı zamanda da son kullanıcı için çok daha güzel yenilikler... bizi bekliyor. Kesinlikle biz artık Türksel olarak, Türkiye'nin Türkseli olarak elimizden geldiğince Teknofest'e destek olmaya ve bu tür yarışmaları yapmaya devam ediyoruz. Teknofest tabii sadece savunma sanayi değil, birçok alanda yarışmalar yapılan bir festival. Tarımdan tutun akıllı iletişime, ulaşıma kadar kablosuz iletişimden siber güvenliğe kadar finansal okuryazarlığa kadar çevre için teknolojiye kadar birçok alanda yarışmalar var ama biz bu yarışmaların sayısını arttırmayı ve aynı zamanda son kullanıcı yani müşterimize en iyi hizmeti verecek ve o sorun onların sorunlarını da çözecek yarışmalar yapmayı e, niyetimiz var ve bunları da devam ettireceğiz gelecek yıllarda. Çok zor bir parkur var yukarıda. Özellikle yatak odası bölümündeki duvardaki alüminyum folyolar beni gerçekten bayağı etkiledi. Test alanlarının arasında da yeni öğrendiğim şeyler oldu. Özellikle banyo ve tuvalet bölümünde de test alanı olması gerçekten etkileyici. Arkadaşlar buraya gelince normal bir ev olarak bekliyorlardı. Biz biraz daha olayı tatlandıralım diye evet. duvarlara alüminyum folyo yaptık ki elektronik dayaklar daha farklı yayınlansın. Kapıları açtık, kapadık, parçaları indirdik. Dışarıdan herhangi bir sinyal gelmesin. Çok steril bir ortam hazırladık ki arkadaşlar eşit şartlarda yarışsınlar... Mesela burada test alınırken herhangi bir kimse içeri girmiyor. Çünkü insan bünyesi de insan vücudu da elektromanyet sinyalleri absorbe edebiliyor. E Çünkü yarışmamızın amacı doğru noktayı bulmak. En iyi noktayı bulabilmek. O noktayı bulabilmesi için de arkadaşlar eşit şartlarda bir ortam hazırladık. Şimdi, şimdi bir nevi burada gerçek bir doktora tezi ya da bir yüksek lisans tezi havası da var. Ben onu da bir <laughs> yüksek lisans mezunu kişi olarak hissettim. Şunu merak ediyorum. Bu bir dosyalaştırılacak mı? Bir araştırma projesi gibi sunulup bir örnek olarak bir yerlerde bunun sonuçlarını okuyabilecek miyiz? Çünkü şu anda final elde 11 takım var. Evet. Bu 11 takımın sonuçları farklı. Anladığım kadarıyla o anki yerleştirdikleri noktalar farklı modemleri veya dağıtıcıları. Bu sonuçları görebileceğimiz bir yer tabii. olacak mı? Bunlar toplu halde gizli evet. mi kalacak? Ya şimdi bu alanın içine özel yapıldığı için Hı -hı. bu bu e, tasarım için özel yapıldığı için ama buradan çıktılar. Özellikle yazılım analiz, optimizasyon çıktıları tabii ki paylaşılacak ama buranın haritalarını verilmesi sonuçlar burası için özel yapılmış bir şey. Ama bunun daha da ilerisine gitmeyi düşünüyoruz. Biz ileride ilerideki zamanlarda Wi-Fi 7 modemleri de müşteri vermeye başladıktan sonra bunu bir hizmet olarak sunmamız gerekiyor. Dijital okuryazarlık ne kadar önemliyse bu kablosuz iletişim okuryazarlığı da çok önemli. Çünkü kablosuz iletişimin çalışılıp çalışamadığını bizim bunları da anlatabilmemiz lazım. Yani bir televizyon arkasına koyduğunuz zaman veya buzdolabının arkasına koyduğunuz bir modemin o büyük yapının elektronik dalgaları nasıl dağıttığını, bu dağıtmadan dolayı da nasıl gücünün azaldığını anlatmamız gerekiyor. Ve bunun içinde bir hizmet olarak vatandaşlarımıza e, nasıl şu anda bu sene 30. yıl kampanyamızdan bütün fiber altyapısı olan kullanıcılarımızın hızını 1000 megabit'e çıkardık. Ama 1000 megabit'e çıkardığımız zaman oraya doğru konumlanmamış bir Wi-Fi modeminin etkilerinden dolayı o 1000 megabit'e ulaşamayabilir kullanıcılarımız. 50 megabit, 100 megabit bile alabilir. Ondan dolayı bizim o konumlandırma bizim için çok değerli ve özellikle de yeni binalardaki bu kalın duvar, beton duvarlar mutlaka ve mutlaka bir tane modemle bir tüm kapsamayı yapmamızı engelliyor. Biz kullanıcılarımıza tavsiyelerde olacağız. Bir tane daha modem alalım, bir tane daha yükseltici alalım, repeater alalım tarzı. O kullanım deneyimini çünkü artık her yerde, burada da gördüğünüz test alanlarımız tuvaletten tutun banyoya kadar oturma odasına kadar her yerde mutlaka bir test. Çünkü gerçekten de baktığımızda görüyoruz ki evde her yerde artık cep telefonumuz yanımızda ve Wi-Fi'ye bağlanıyoruz. Şimdi bu hizmet noktası önemli çünkü normalde Türkiye'deki yani iletişim sektöründe şöyle bir durum var. Yani böyle gelenekselleşmiş bir durum. Ben kabloyu getiririm, kapında bırakırım, ondan sonrası sana aittir deniyordu bugüne kadar. Evet. Bugünden sonra anladığım kadarıyla TÜKSEL ciddi bir burada yine örnek olacak diğer firmalara ve evin içine de gireceksiniz. Evde bir keşif de yapılacak. Eğer yanlışım varsa lütfen düzeltin. Evet. Bu peki ücretsiz mi olur evet. sizce? Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bu tabii kullanıcının özelsi. Çünkü dediğim gibi bizim o orası özel veri. herkesin özel verisi. Eğer kullanıcımız isterse böyle bir optimizasyon algoritmamızın olduğunu ve size şu 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 noktaların veya kullanıcımız dese ki şu odaya bakın burada da orta optimum noktayı bulun dediği yerlerde böyle bir hizmeti vermek istiyoruz. Yani bazı şeylerde gerçekten her odaya girip evet, burada yaptığımız gibi özel lider kameralarla, lider sensörlerle bir tarama yapmamız doğru olmayabilir. Ama biz vatandaşlarımıza ve bütün müşterilerimize diyeceğiz ki sizin eğer evinizde bir internet problemi varsa. Çünkü bize gelen internet problemlerinin çoğu biz daire, içinde. daire içindeki sorunlardan oluyor. Biz kapıya kadar internetin hızını ölçebiliyoruz. Müşterimiz onu da gösteriyor. Bakın kapıya kadar biz bu hıza geldik. Ama bundan sonra dağıtımı o evin içi sizin özeliniz. Burada orada bir destek olup onların da rızası olursa şuraya koymanız daha iyi olur. Şuraya koyarsanız eğer koymak illa istiyorsanız ama A ve B o odalarında çekme problemi yaşarsınız gibi en azından kullanıcılarımızı bilgilendireceğiz. Muhteşem bir hizmet bence. Çünkü böyle bir hizmet yani şu anda bırakın operatör bazlı normalde de almak çok mümkün olmayan bir hizmet. Ben şunu sorayım yavaş yavaş toparlarken. 30. yıl kampanyaları devam edecek mi? Bir de internetle ya da Türkcell alakalı bir sürpriziniz var mı yakında bizi bekleyen? İlk <laughs> defa buradan paylaşabileceğiniz bir şey olursa <laughs> sevinirim. Şimdi bizim, bizi izlemeye devam edin diyoruz. Biz her zaman sürprizlerimiz olan 30. yıl kampanyamızda mobilde katlanabilir kampanyamızda bütün mobil kullanıcılarımızın internet paketlerini iki katına katlamıştık. Bu ayda, Eylül ayında da bütün e, sabit altyapı hizmeti bizden alan kullanıcılarımızın internet hızını, fiber altyapıları varsa, teknolojik altyapıları varsa ne olursa olsun hızları 1000 megabite çıkardık, 1 gigabite çıkardık. Ve bir ay boyunca bu tarifeleri devam edecek. Ondan sonra eski tariflerine geri dönecekler. Ama şunu söylemem gerekiyor. Biz Türkiye'nin Türksel olarak hem kampanyalar yapmaya ve yeni teknolojileri Türkiye'ye getirmeye devam edeceğiz diyebilirim. Şüphesiz alamadık ama ben çok teşekkür ederim, <laughs> ben teşekkür, ederim teşekkür ederim davetiniz için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İnşallah daha güzel daha hızlı internetlerle sizlerle birlikte oluruz arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz varsa da lütfen bu videonun altına yazmayı ihmal etmeyin. Gerçekten kendisi girip okuyor. Daha önce ben bunu deneyeyim dedim. Yorumlarınız varsa lütfen aşağıda belirtin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.